yakından takip ediyoruz. Arkadaşımız Ülkü Çoban, Haliç Kongre Merkezi'nde tekrar yerini aldı. Hemen kendisine dönelim ve salondaki havayı ondan alalım. Evet, tekrar merhaba tüm izleyicilerimize. Bugün Haliç Kongre Merkezi'ndeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi için bazen sesler yükseliyor, bazen tansiyon yükseliyor, bazen itidal çağrıları geliyor. Gazeteci Miyase İlknur şu an yayınımızda. Merhaba, baştan beri takip ediyorsunuz. Canan Kaftancıoğlu az önce konuştu. Aslında çıkmayacaktım ama dedi. Hiçbir kadın söz almıyor. Dolayısıyla ben buraya çıkıp bir kere daha konuşma ihtiyacı duydum dedi. Ve diyor ki hepiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarısınız. Şu anda kongrenin atmosferini ve aynı zamanda tansiyonun yüksekliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben daha gergin geçeceğini sanıyordum laf aramızda. Çünkü çok keskin bir ayrışma oldu kongre öncesinde. Fakat iki başkan adayı da çok sağduyulu bir şekilde el ele kürsüye çıkarak bu tür görüntüler vermeyelim, partimiz yaralanır dedi ve bence bu çok etkili oldu. Dönem dönem yükselse de daha önceki kongrelerde gördüğümüz ki bu kadar yarılmanın olduğu bir kongrede yine de son derece sağduyulu ve sakin geçiyor. Sağduyulu mu? Ama gerginlik o kadar değil. Peki kürsüye çıkan isimlere baktığımızda değişim diyenler var. Değişim ama içini nasıl dolduruyorsunuz diye soranlar var. Ya da değişim dediğiniz sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na odaklı değişim mi deyip daha sert eleştirilerde bulunanlar var. Yani hem değişimden hem genel merkezden ya da öyle tanımlanıyor ya ikiye bölünmüşlük hali. Bununla ilgili iki koldan da kürsüden sesler yükseliyor. Onu nasıl değerlendirirsiniz? Evet, ya yani mesela Turan Aydoğan çıktığında hepimiz sorumluyuz, hepimiz suçluyuz. İstanbul İl Milletvekili Turan Aydoğan ki İmamoğlu'na da geçmişte çok yakındı. Eğer bir suçlu aranacaksa bu sadece Kılıçdaroğlu değil, hepimiziz dedi. Gökhan Günaydın da bir nevi ona cevap vermek üzere çıktı. Fakat tabii Gökhan Günaydın'ın orada söylediği bir cümle biraz salonda gülüşmelere yol açtı. O da şuydu: tüzük kurultayında evet diyenler, biz itiraz ederken bize engel olanlar şimdi Kılıçdaroğlu'nu savunuyor diyor. Ben de tam tersini biliyorum. Mesela Bülent Ercan, Özgür Özel o tüzük kurultayında o tüzüğü savunan isimlerdi. Salondan da o yüzden biraz tepki geldi. Canan Hanım ikinci kez kürsüye çıkması bence kadınlar söz almadığı için değil, gönül koyduğu bir şeyi aktarmak içindi. Hayır, o da değil. Gerçekten bu benim de dikkatimi çekti. Canan Kaftancıoğlu salona gelirken bir kısım delege tarafından, yani değişimcilerin oturduğu bloktan cınız da olsa bir yük sesleri duyuldu. Fakat Canan Hanım çok birleştirici bir konuşma yapılınca o protestolar kesildi ve yerin toplu alkışlar aldı. Ama komik bir şey oldu. Canan Hanım yuhalanmadan şeyde, eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'te Canan Kaftancıoğlu yuhalandı diye hashtag açıldı. Öyle mi? O senkronu tutturamamışlar sanırım. Ben o kısmını kaçırmışım. Siz kaçırmamış, yakalamışsınız. Çünkü ben orada Twitter'a bakıyordum. Yani daha Canan Hanım kürsüye gelmeden Canan Hanım yuhalandı diye hashtag açıldı. Allah Allah, Canan Kaftancıoğlu daha konuşmadı ki dedim. Canan'ın da onu vurgulamak için sanırım kürsüye çıktı. Yani bu dönemde sosyal medya ve troll orduları da her iki tarafta bolca kullandı. Bunlar daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin yabancısı olduğu şeylerdi. Ama bence sağduyulu ve olgunluk içinde geçiyor. Çok gelen konuşmalar da olmuyor. Geçmiş kurultaylarda daha olurdu bu. Yani provokatif konuşmalar çokça olurdu. İki adayı da kutlamak lazım. Buna meydan vermediler. Çok güzel konuşmalar da oldu. Yani gerçekten Ali Kemal Kumkumoğlu'nun konuşması, İlhan Caner'in konuşması çok iyi konuşmalardı. Genelde tabii taraflar ikiye bölündüğü için bu tür konuşmaları dan ziyade kendi taraflarını acit edecek konuşmalar bekliyorlar. Ama
Canan Hanım'ın ilk konuşması da çok 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 iyiydi. Yani salondaki atmosferi düşüren bir konuşmaydı. Salona girerken, bir grup yuhlarken, ayrılırken bırakın yuhlamayı. Yani salonu tamamı alkışladı. Bunlar da tansiyonu düşürücü konuşmalardı. Gelelim salonun dışına. Salonun dışı çok ilginç. Hani ben 79'dan beri CHP kongreleri izlerim. Ben bu kadar, şu saate kadar delege borsası kurulduğuna ilk kez tanık oluyorum. Her ne kadar Canan Hanım yok öyle bir şey dese de var olduğunu kulislerde herkes görüyor. Yani bu dönemde delege olanlar, ne diyeyim, söyleyeyim hadi. Yani delege borsası. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Ya ben şu taraf bu taraf demiyorum. Ama bunlar hani eskiden pazarlık şöyle olurdu. Bize kaç kurultay delegesi veriyorsun? Oradan alamazsa öbür tarafa da gittiği olurdu. Kurultay delegesi pazarlıkları olurdu. Ama akçeli işler ya da işe alım işleri ya da tezgah herhangi bir yerde pazarda şurada. Böyle pazarlıkları da ilk kez görüyorum. Bunlar şey değil. Eğer burada tanık olduklarım olmasa söylenti der geçerdim. Ama bu arada da şunu belirtmek lazım. Her işte bir hayır vardır. Daha önce CHP örgütünün belediyelere iş başvurusu yaptığında git insan kaynaklarına başvur, orası bakar diye geri çevrilen örgütler bu sefer gerçekten o barikatları aşıp belediyelerde işe girebildiler. Bu da hayırlı tarafı diyelim. Çok önemli. Çok önemli noktalar. Peki İstanbul niye bu kadar önemli? Şimdi Özgür Özel diyor ki İstanbul'u alan CHP'yi alır gibi görünüyor. O yüzden mi önemli yoksa? Önemli. Eğer kritik başa baş bir yarış olursa tabii ki öyle. Ama Anadolu'daki kongrelere bakıldığında genel merkezin bariz bir ağırlığı görülüyor. Ha, İstanbul'u almak bir psikolojik şey. İşte, büyükeli aldık demek olur. Ama onun dışında ben kurultayın seyrini bu kongre için en azından hani geçmişte kafa kafaya giden kongrelerde tabii ki İstanbul sonucu çok değiştirildi. Ama bu kongrede kurultay sonucunu değiştirecek oranda olmadığını düşünüyorum. Eğer Anadolu'da parçalı çıksaydı evet olabilirdi. Yani o yüzden sadece İstanbul'u almış olacaklar. Bir kanat hani bu genel merkez kanadı da olsa değişimciler de olsa fark etmiyor. Çünkü Anadolu'nun tablosu aşağı yukarı ortaya çıktı. Büyükiller. Peki siz içeriği de takip ettiniz, dışarıyı da takip ettiniz. Dışarısı daha şenlikli. Dışarısı daha şenlikli. Peki burada örneğin Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? O çünkü 3 tarih verdi. Cumhurbaşkanlığına gidecek olan ya da gitmesini istediği bir süreçten bahsetti. Salonun ona tepkisi vardı, olumlu anlamda. Şunu itiraf edeyim, Ekrem İmamoğlu konuştuğunda salonda yoktum. Bir kısmını gittiğim bir mekanda telefondan izledim ama ben izlediğim o bölümde belediyedeki icraatlarını anlatıyordu. Gerisini sonra duydum. Evet. Şöyle dedi. Yenilenme, değişim, gelişme arttırmış yenilenme tanımını biraz daha eklemeler yapmış. 2024, 2028'de Cumhurbaşkanlığı, 2029'da da daha büyük başarılar. Onları bilmiyorum artık içini nasıl dolduruyor ama yani her Cumhuriyet Halk Parti'nin zaten bunu istediği ve beklediği temennilerini söylemiş. Evet. Peki başka gözlemlediğiniz ki dışarısı evet içeriden daha şenlikli ve olaylıymış ki siz dediniz ki ben çok zamandır yıllardır takip ediyorum ilk defa böyle bir şey görüyorum. Delegesi pazarlığı listeler geldiği andan itibaren olurdu yani. Hani kaç delege verileceği ilçe bazında o pazarlıklar olurdu ama. Bir aydan beri başka pazarlıklar duyardık. Ve bu inşallah doğru değildir diye düşünüyordum ama tanık olduklarım dışarıda doğru olduğunu gösterdi. Üzgünüm. Evet. Anlatacak daha çok şey var. Önümüzdeki günlerde sizinle konuşacağımız. Çok teşekkür ediyorum Miyase Elknur. Sevgili izleyenler, gazeteci Miyase Elknur'la konuştuk. Bakın bambaşka bir noktaya, dışarıdan yansıyanlara değindi. Yayınımızda anlattı Miyase Elknur. Elbette onun gözlemleri, kendi görüşleri ve gözlemleri olduğunu söylüyor. Üzgünüm diyerek de vurguladı. Ama sevgili izleyenler, şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin